merhabalar sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlar. Şekilde görmüş olduğunuz basit mesnatlı ve kayır mesnatlı olan izostatik bir kafes girişimizin gereken çekme ve basınç yerlerini bu uç çubuğumuzu bulacağız. Ve bu elimizdeki örneği apps yazılımını kullanarak beraberce çözeceğiz. Bizim burada önce daha önceki örnekten de bildiğimiz gibi programımızın gerekli olan noktaları önce tanımlayacağız. Bizim birinci noktamız nokta 1 x ve y'ye olan mesafesi 0'dır. Y'ye olan mesafesi de 0'dır. Şimdi ikinci noktamızı tanımlayacağız. İkinci noktamızda bizim x'e olan mesafesi 80 santim. X'e olan mesafesi 80 santim ikinci noktamızın. Y'ye olan mesafesi 0'dır. Üçüncü noktamızı tanımlayacağız. Üçüncü noktamızın x'e olan mesafesi 80 santim artı 100 santim 180 santimdir. 180 santim. Y'ye olan mesafesi ise 75 santimdir. Tanımladık arkadaşlar. Üç noktayı da tanımlamış olduk arkadaşlar. Şimdi dördüncü, bunu sileceğiz. Dördüncü noktamız yoktur arkadaşlar. Birinci noktamız, ikinci noktamız var ve üçüncü, birinci noktayı burada tanımlayacağız. Birinci noktayı program almamış. Tamam diyorum, sıfır diyorum birinci noktamızı. Tanımlamış oldum. Değerli arkadaşlar, şimdi ise birinci noktamız bizim nedir? Basit masnattır. Basit masnat tanımlıyor. İkinci noktamız nedir bizim? Kayar masnattır. Ondan dolayı rolleri seçiyorum. Biz hem masnatları ve aynı zamanda noktaları tanımlamış olduk. Şimdi tekrar geliyorum. Burada members, çubukları tanımlayacağım. Birinci çubuğumuz birinci noktadan ikinci noktaya. İkinci çubuğumuz üçüncü ikinci noktadan üçüncü noktaya. Üçüncü çubuğumuz ise üçüncü noktadan dördüncü noktaya tanımlamış olduk. Çubukları tanımladıktan sonra bizim sadece üçüncü noktada loads, yükleri tanımlayacağız. Bir tane yükümüz var. Buradan geliyorum. Birinci yükümü tanımlayacağım. Zaten bir tür çeşitli, eğer ikinci yük olsa tekrar ilave ederek gider. Üçüncü noktada hangi yönde? Y yönünde. Peki diğeri nedir arkadaşlar? Diğeri 80 kilogramdır arkadaşlar. 80 kilogram olarak giriyorum. Bu bilgiler girdikten sonra sadece artık diyorum results, sonuçları göster. Sonuçları görmüş olduğunuz gibi denge denklemlerini program otomatik olarak sağladı. Biz burada equilibrium equation check yaptı. Yani denge denklemlerini kontrol etti. Members calculations, yani çubukların sonuçlarını gösterdiğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birinci çubuğumuz işaretli olduğu için aynı zamanda bu arada da buradan da değiştirebiliyoruz. Birinci çubuğumuzla ilgili bilgiler aşağıdadır. Birinci çubuğumuz 240 kilogram basınca çalışan bir çubuktur arkadaşlar. Bizim için çubuklar için önemli olan basınca mı çalışıyor, çekmeye mi çalışıyor? İşte bunu bulmaktır bu kesim yöntemi veya düğüm metodu yöntemi amacımız. Biz bu arada elimizde var olan teknolojiyi artık kullanarak hızlı bir şekilde çözümlere yapacağız ve gereken sonuçlara zaman fazla kaldığından sonuçları yorumlayacağız. İkinci çubuğumuzu akacağız. İkinci çubuğumuz görmüş olduğunuz gibi bu da 300 kilogram bir basınç kuvvetine, compressor basınç kuvvetine maruzdur. Ve üçüncü çubuğumuza bir bakalım. Üçüncü çubuğumuzda 260 kilogram bir tension, yani çekme kuvvetine maruzdur arkadaşlar. Bu sonuçları görmek istiyorsak Trust Data Results, yani çatımızın bütün bilgileri ve sonuçları şöyle görebiliyoruz. Input data, bütün giriş dataları, nodes, noktalar ve members, çubuklarla ilgili basınca mı çalışır, çekmeyen basınca çalıştığı yer, işte tension kilogram olarak hangi çubuğumuz, mesela üçüncü çubuğumuz basınca çekmeye çalışır, 260 kilogram yüke maruzdur çekme kuvvetine ve
bizim birinci çubuğumuz ve ikinci çubuğumuz ise basınca maruzdur. Birinci çubuğumuz 240 kilogram basınca maruz bir çubuktur. Ve ikinci çubuğumuz da 300 kilogramdır basınca maruz bir çubuktur. Böylece çubuk değerlerinde hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Hem girdileri hem nokta koordinatlarını, aynı zamanda da çubukların bütün bilgilerini, bütün bilgi sonuçlarını verebiliyoruz arkadaşlar. Ve buradan da ise bu bütün bu çözümlere PDF'e aktarıp, işte böyle 3 sayfa olarak PDF'e aktardı. Bunu istersek e-mail edebiliyoruz herhangi bir arkadaşımıza, istersek print yapabiliyoruz. Yani böyle görmüş olduğunuz gibi işte 3 dakikada 30 dakikalık bir soru veya 20 dakikalık bir soru 3 dakikada çözebiliyoruz değerli arkadaşlar. Umarım ki bu program yararlı olacaktır ve bir sonraki derste görüşmek üzere.